Merhaba arkadaşlar, ben Sarp Palavur. Ben de Ece. Ece'nin kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Lars çok ağlıyor, içeri alalım Lars'ı. Tamam. Lars gel. Gel abisinin kuzusu gel. Gel gel kameraya merhaba de gel. Gel. İşte bu. Bir şeyler demek ister misin? Evet, Lars. İlk göz ağrımız. İlk göz ağrımız. 4 yaşından biraz daha büyük. Artık 5'e yaklaşmıştır. Yani çok zaman tutmanın bir manası yok ama epey oldu. Sofya! Evet, ışık gitti. Hayvanlarla yaşamak nasıldır konulu bir video çekiyorduk. Mikrofonumuz bozulduğu için biz bugün böyle kullanıyoruz. Acar muhabirler gibi. Evet, birbirimize böyle uzatalım mı? Ece Hanım, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok üzgünüm, çok mutsuzum. Sarp Bey, yani ne yapacağım bilmiyorum. Evet sayın seyirciler, Ece Efe sansasyonel açıklamalar yaptı. Bugünkü videomuzun konusu hayvanlarımız. Hayvanlarımızı nasıl sahiplendik, bakımını nasıl yapıyoruz, neden sahiplendik, neden bu kadar hayvan severiz, neden evi hayvanat bahçesine çevirdik, bunlar. Arkadan Ali Emre bakıyor, ona bakmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Çünkü kel. Gel bir merhaba de gel. Hadi gel gel. Tişörtüyle aynı gel, renk ol. Gel pembe tişörtüne gel. Oha şimdiden kızardı. Arkadaşlar Ali Emre. Tamam eğil. Merhaba abi. Ben kelim. Ben çok erkeksi ve yakışıklı buldum bu halini kardeşimin. Hadi başlayalım. O zaman şimdi hikayenin birinci kısmı bende. Çünkü Lars ilk hayvan ve ben Lars'a edindiğimde Ece ile daha tanışmıyordum. Lars'ı nasıl sahiplendim? Beni bir arkadaşım, Çağla diye bir arkadaşım ikna etti. Sana bir kedi alalım, bakımı çok kolay, çok güzel, işte müthiş hissettirir falan diye. Ben de olur dedim. Sonra bana bir sürü kedi ilanı gönderdi sahiplendirilmek istenen. Bir sürü cins kedi vardı. Tabii ben işte o zamanın kafası, o zamanın aklı bu cinsler olsun, cinsler olsun. Lars'ı da gönderdi ama hiç yani böyle... Önemsemiyor. Hiç Lars o noktada o şey değildi, önemli değildi benim için. Ben böyle daha beyaz, uzun tüylü, işte Scottish, kafası inik, kulağı düşük falan öyle şeylere bakıyordum. Sonra onların hiçbiri olmadı. Kaldım Lars'a. Ayıp olmasın diye almak zorunda kaldım artık Çağla'ya ve Lars'ın sahibine. Lars'ın dayak yemiş galiba. Yani daha çirkin bir haldeymiş. Evet evet. Sarp çok üzülmüş onu gördüğünde. Bu arada Lars da kadraja girdi kendinden bahsedildiğinde. Tabii tabii gözüküyordur. Oo. Dışarı çıkmak istiyor Lars. O yüzden ona bir Ece açsın. Lars gezen bir kedi. 4 yıldır falan böyle kendi başına çıkıyor. Geziyor, geliyor. O yüzden hep bahçe katı evlerde oturmaya özen gösteriyoruz. Oradan Eva'ya geliyoruz. Evet, sonra ben köpek istemeye başladım. Daha doğrusu sen benim hayvan sevgimden kurtulmak için bana köpek aldın. Evet öyle gibi oldu bir şey gerçekten. Oldu. Çünkü ben sokakta bütün gördüğüm kediyi köpeği seviyordum. Molly hayır. Geç kalıyorduk. Ve sen de çok sıkılmıştı artık. Özür dilerim. Yani. Gel buraya. Gel buraya. Bu da Molly. Sen anlat. Kaldı bu da Ali'nin gibi. Tamam işte Sarp benim hayvan sevgimden birazcık kurtulmam için dışarıdakilerden bir gün bana sürpriz yaptı ve Eva'yı aldı. Evet buradan şeyi de söylemek istiyorum. İtiraf. Eva'yı parayla aldım ben. Evet bana söylemeden sahiplenmedim. Ama. Evet neden öyle yaptım şimdi onu anlatayım. Çünkü önce şeyi araştırdım. Kedilerle iyi anlaşan köpekler hangisi? Çünkü eve bir köpek aldığımda sonra onun Lars'la anlaşamama ihtimali o çok korkunç bir şeydi. Golden'ların işte hem hani ev hayvanı olarak çok iyi olduğu hem de şeyle kedilerle çok iyi anlaştığı aşikardı. Golden'ın da yavrusunu öyle had edin mi işte sahiplenemiyorsun. Ama biz bu arada normalde bir buçuk aydır bütün veterinerlere haber salmıştık. Golden yavrulayınca bize hemen haber verecekler. Tabii, barınaklara tabii. Falan hep haber vermişler. Aynen yani öyle. Biz. Gidip ben barınak falan gezdim önce. Belki orada buluruz diye. Ama bulamadık yavru Golden. Bu arada neden yavru olması gerekiyor onu da söyleyeyim. Çünkü Lars'tan daha küçük bir hayvan olması lazım ki Lars ona üstünlük kurabilsin. Çünkü kocaman bir köpek alışma süresinde tek bir yanlış harekette Lars'ın canını yakabilirdi. O yüzden onun canını... Uzun bir süre yakamayacak bir hayvan olması lazımdı birbirine alışırken. O yüzden yavru olması gerekiyordu. Dolayısıyla parasını verdim. Bastım parayı. Bu sektöre... köpeği aldı. Bu sektöre şey yaptım. Can verdim. Sayesinde bu sektör daha da büyüdü. Evet, mikrofonun.
Sayesinde bu sektör daha da büyüdü maalesef. Evet. Canımız yandı. Sonrasında sen anlat. Bir süre bana hiç söylemedi. Yani bir süredir bir hafta söylemedi bana. Eva bir buçuk yaşındayken de Molly'yi almaya karar verdik. Aslında Molly'yi de şöyle almaya karar verdik. Samet kendine köpek almak istedi. Sonra biz bir barınağa gittik. Barınakta bir köpek gördük. İşte Arnıt'ı gördük, Samet'in köpeğini. Onun da bir tane arkadaşı vardı. Bir Sibirya kurduydu. İkisi çok yakın arkadaştı orada. Zaten barınakta da ikisi beraber oynuyorlardı. Biz de dedik ki o zaman hadi onu alalım. Sarp yine beni biraz ikna etmeye çalıştı. Biz veterinerimizi falan aradık. Hani Eva ile anlaşabilir mi, Lars'la anlaşabilir mi diye. Çünkü orada başka kedilerle anlaşıyormuş. Biz de dedik ki o zaman hani alalım bunu ama hani bir hafta deneyelim kedimizle iyi anlaşabilecek mi diye. Sonra eve geldik. Eve geldiğimiz gibi Lars'a saldırmaya başladı. Biz bir gece boyunca onları ayrı tuttuk ama hani böyle kokularını alıştıralım dedik. Belki hani yabancı bir kedi gördüğü için böyle davranıyordur dedik. Ama olmadı yani. Biz çok uğraştık. Yine de Lars'a hep saldırmak istedi. Daha sonra onu geri götürdük. Sonra madem köpek sahiplenmeye niyetlendik dedik. O zaman bir başka bir köpek sahiplenelim dedik. Kör bir tane golden bulduk. 2 yaşında falandı sanırım. Sonra oraya gittik. Ama gittiğimizde öğrendik ki köpek kör değilmiş. Biz kör olduğu için sahiplenmek istemiştik. Sonra neyse aldık onu biz. Çok tatlıydı. Bembeyaz böyle bir de şişkoydu. Kör değilmiş. Biraz. Aksine hayvanın bir gözü yeşil bir gözü maviymiş. O yüzden i̇şte mavi gözünü kör sanmışlar. Neyse sonra aldık onu. Eve geldik. İşte önce dediler ki bize önce Eva ile tanışsın. Sonra Lars'la tanışsın. Önce Eva ile tanıştılar. Gayet iyi anlaştılar Eva ile bu arada. Erkekti aldığımız o Golden'da. Arnıt da erkek. Sonra Arnıt'la tanıştılar ve Eva için kavga etmeye başladılar. Biz dedik yani iki köpek birbirleriyle kavga ederler sonuçta yani bir şey olmaz. Ama daha sonra aldığımız Golden, Samet'in köpeği Arnıt'ın kulağını parçaladı. Aldığımız günün 3. saati falan oluyor. Evet. Sonra biz hemen Samet'le ikimiz veterinere gittik. Tabii Samet çok korktu çünkü Samet'in köpeğinin 2. günü ve ilk defa köpek sahipleniyor ve ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Onun için de çok büyük bir travmaydı. Ben zaten ortalık kan gölü olduğu için çok korktum. Bir de veteriner faciası yaşadık. Arnıt'ı uyuşturmadan kulağını iyileştirmek için işte pansuman falan yaptılar. Yaktılar kulağını kanı durdurmak için. Daha kötüydü. O yüzden çok korkmuştum ve ağlayarak sarpardım. Dedim ki yani köpeği götür, ben istemiyorum. Çünkü Lars'a da saldırabilirdi. Hani köpekte neyse de yani Lars'a saldırsa öldürür çünkü büyük bir köpek. Ama kedilerle orada iyi anlaşıyordu. Bakmıştık, yavru kedi getirmiştik yanına, hatırlıyor evet. musun? Ama işte yani yine de sağ solu belli olmaz. Çünkü bir de travması vardı köpeğin, boyun travması vardı. Bunu ormana atmışlar. Ve boynunda tasmayla büyümüş. Evet, o tasma sıkmaya başlamış. Boynu da biraz garipti. Falan. Çok tatlıydı. Kıyamam ya. Evet. Çok üzülmüştü. Biz onu almaya gittiğimizde Molly o barınağa gelmişti o gün. Başkası sahiplenmişti. Biz de keşke o da hani küçük köpek ya keşke bizim olsa falan demiştim. Sonra Sarp bana dedi. Barınağın çalışanı kendi sahiplenmişti. Yani gönüllülerden biri sahiplenmişti bir arkadaşımız. Biz yani hatta bize şey dedi ya birkaç saat evet. önce mi dün güne gelseniz ha, gelseniz bunu alırdınız dedi. Bu arada şimdi bu da King Charles yaptığımız araştırmalara göre kedilerle en iyi anlaşan 3-4 köpekten biri de King Charles. O yüzden hani King Charles da bizim hani köpek alırken isteyeceğimiz türlerdendi. Ama gel gelin para vermek istemiyorduk tabii ki. Artık o kafaya erişmiştim yani. Sonra ne oldu? Ha biz o Golden'ı geri verdik. Bu arada ben Naz'la o gönüllü arkadaşımla konuşmaya başladım. Bana haber vermedi bu arada. Çünkü aynen, ben istemiyordum. Yani biz ya işte sen bize versen bu King Charles'ı diye. Bir hafta sonra falan da Naz dedi ki tamam vereyim. Benim onun evinde başka bir köpeği daha vardı. Onunla çok anlaşamamışlar. Sonra ben dedim ki tamam alıyorum ben hemen gelip. Ece'ye söyledim. Ece dedi ben istemiyorum. Çünkü İki gün çok, üst üste evet. büyük travmalar yaşadık. Yani birisi Lars'a saldırdı. Birisi Arnes'in kulağını koparmaya çalıştı. O yüzden Ece de haklı olarak evet. biraz soğudu mevzudan. Bir de zaten köpek... ikinci köpek almaya Sarp beni çok ikna etmeye çalışmıştı. Bu ilk Sibirya kurdu mevzusunda. Çünkü biz daha önce de bir yavru kedi almıştık. Onu da kaybettiğimiz için hani ben bir daha hiçbir hayvan istememiştim. Bir de zaten Eva'yı çok zor gezdiriyorum ben. O yüzden hani istememiştim. Küçük köpeği de işte Sarp o yüzden ikna etmeye çalıştı beni. Bak çok tatlı kucak köpeği hani gezdirmesi de kolay olur seni zorlamaz falan dedi. Neyse bir şekilde ikna etti. Aslında beni ikna etmeden beraber almaya gittik. Naz'la buluştuk. Bunu aldık. Ay Naz benim kucağıma bir verdi bunu.
O an şey oldum ama ben yine de kabullenmedim. Dedim ki bir hafta geçsin. Ben hala çünkü Lars'a zarar verebileceğini düşünüyordum. Bundan bahsediyor. İşte bundan bahsediyorum. Bunun zarar verebileceğini düşünmüştüm ama o kadar tatlı ki. O kadar tatlı ki hiç kimseye zarar veremez. Evet. Bahçeye de köpek geldi ha. Bak. Aa evet. Oynar mı acaba? Videonu çek de. Ha tamam, oturacaklar zaten. Şarap marap getirdim. Şey... Biz de öyle işte laik seküler, pislik, kafir bir sitede oturuyoruz. İnsanlar sokağa şarap çıkarıyor. Molly'nin de bir travması varmış. Bizden evet. Önce onu şey yapayım. Birisi galiba çocuğunu hamileyken almış ya da çocuğu yeni doğmuş. Yani bir süre geçtikten sonra artık detaylar unutuluyor. Orayı beyin dolduruyor yani. Hayvancağızı çocuk kıskanmış. O yüzden hayvancağızı. Kedi box'ına, kedi kutusuna koyup orada bir süre beslemişler. Çişini kakasını bile oraya yapmış. Dışarı çıkamamış. Hani yemeği aynı yerde yemiş. O yüzden biraz şanssız şeyler yaşamış yani bize gelmeden önce. Ah, ama şimdi mutlu. Evet. O yüzden Molly'nin tuvalet eğitimini vermekte biraz zorlanıyoruz. Hala eve çişini kakasını yapıyor. Dışarıya yapmamakta ısrar ediyor. Yapmıyor değil mi? O biraz da bizim şeyimiz. Yani anladığım kadarıyla cins olarak da ama bir golden kadar kolay eğitilen bir köpek değil çiş kaka konusunda. Gibi geliyor bana. Ve başka kinçer sahipleriyle de konuştum. Evet. Bir yaşına gelmeden bizde de oturmadı. Hala Simba'da oturmadı diyenler falan filan var. Daha sonra aileye Sofya katıldı. Çünkü konser olduğu müddetçe köpekler Ece'de kalıyor. Ece'nin evinde kalıyor. Konser olmadığında ben alıyorum, bende kalıyorlar. Lars da yalnız kalıyor. Lars artık çok alıştı evet. Köpeklerle İlk zamanlar çok, yani ilk bir ay Lars çok mutluydu Eva ile Molly olmadığı için. Ben hep öyle olacak zannediyordum zaten. Çünkü Eva ile Molly çok gıcık ediyordu Lars'ı. Ama sonrasında çok yakın arkadaşlarmış. Sonrasında Lars bayağı depresyona girdi. Ben de dedim ki Lars'a bir oyuncak alayım da elirsin, çevirsin, dövsün. Hemen yine Çağla'ya başvurduk. Çağla bizim kedi sahiplenme noktamız gibi bir şey oldu. Köpek sahiplenme noktamız İremler. Aynen öyle. Bu arada şey, İremlerin Instagram linkini size bırakacağım aşağıya. Oradan hayvan sahiplenebilirsiniz. O barınağa yardım edebilirsiniz. Bu arada İrem'le de video çekeceğim. Onun da sözünü aldım İrem'den. Ya, köpek süper. Eğitim videosu çekeceğiz İrem'le süper. Beraber. İremler evet gerçekten çok iyiler. Ben şeyi biraz sezmeye başladım artık bu hayvanlarla ve hayvan dostu platformlarla iç içe ola ola. Bazı platformlar ve bazı dernekler şey değiller. Çok samimi değiller gibi abi. Ama İremler gerçekten hayvanları çok seviyorlar. Gerçekten hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bütün hayatlarını buna göre organize etmişler. İşler onları destekleyin yani. Bir de başlama hikayeleri de çok duygusal. Onu ama evet, İremler olan anlatsın. Videoda İrem kendisi İrem anlatsın istiyorum. Bu arada şey de Susamam'ın hayvan hakları bölümü de o barınakta çekildi. O barınakta çekildi arkadaşlar. Ve şey bu Susamam'da ilk hayvan hakları bölümünde bir köpek var ya, yaşlı bir köpek. Şöyle yandan poz veriyor. Onu maalesef kaybettik geçen ay. Uyutmak zorunda kalmışlar. Çok büyük hastalıklar yaşadığı için. Bayağı kötü olmuş. Zaten ama işi yürüyemiyordu bile. Göremiyordu, kördü, yürüyemiyordu evet. Falan filan. Evet. O zaman... Sonra işte Sofya geldi. Evet. Çağla yine bize Sofya'yı buldu. Sofya'nın da hikayesi. Sofya'yı da sana o resmi atarım. Belki koyarsın şuraya. Sofya'nın ilk fotoğraflarını görseniz. Sofya'nın kuyruğu yok. Ampute Sofya. Sofya köpeklerin saldırısına uğramış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da kötü durumdaymış sokakta bulduklarında. Hani böyle yüzü gözü kan içinde falan filan. Sonrasında çok savaşmışlar onu hayatta tutmak için Çağla'lar. Evlerinde bakmışlar. Annesiyle birlikte. Ayrılırken çok üzüldüler herhalde. Evet evet. Ve şey oldular yani. Şşt! Hayır. Hayır hayır. Yapma. Ben hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle anlatınca çok romantik ve tatlı küçük arkadaşlarım var falan gibi geliyor. Ama zor. Çok zor. Yani kedi çok zor değil. Ama kedi bile çok zor. Yani evde her şeye zarar verme ihtimali var. İşte bardağı falan deviriyorlar, kırıyorlar. Aynen öyle. Köpekler ekstra daha zor. Ya şöyle söyleyeyim. Sürekli dikkatin yanında olması gerekiyor. Aklım çıktı. Yürü git lan buradan. Aklım çıktı, gerizekalı ya. Sürekli onları gözlemek zorundasınız. Oturup bir böyle bir keyif kahvesi içeyim bilmem ne falan. Ya da işte bir şeyler izleyeyim, bir şeyler okuyayım.
dediğiniz noktada tamamen konsantre olmanız hiç mümkün değil. Her zaman evde her an bir kargaşa çıkarabilecek ya da yardıma muhtaç olabilecek hayvanlar var. O yüzden sürekli aklınızın bir ucunda onlar var ve sürekli tedirgin, cat sleep dedikleri böyle yani işte kedi uykusu gibi sürekli tedirgin, bir taraftan bir şey olabilir. Ne oldu? Şey mi sahanda? Sunny side up gibi yani. Şey yapın. Bizde tilki uykusu diyorlar galiba. Evet. Cat sleep değil, kedi uykusu değil de tilki uykusu diyorlar. Sürekli gün içerisinde böyle tedirgin olmanız gerekiyor ki bunların başına bir şey gelmesin ya da sizin başınıza bir şey açmasın. Bunu söylemek isterim. Evet. Bu arada Sophie'yi alırken aslında Sarp'a iki tane farklı kedi resmi atmış. Sarp Sophie'yi seçmiş. Ben de işte Sophie'nin geleceği gün buraya geldi. Bir de baktım ki ufak bir kedi daha var. O da Milka. O Milka'nın da böyle ufaklık resmini aha koyayım. Bir de eve geldiği ilk resmi koyayım. Çok küçüktü, şimdi çok çabuk büyüdü ya. Öyle öyle, bu da eşek gibi oldu. Gerçekten çok çabuk büyüdü. Milka 2,5 aylık falan. Sofya ne kadar? 3,5-4 mü? Hayır canım. Sofya buraya geldiğinde 6 aylıktı. Bir aa, ayak... Molly 1 yaşını geçti. 19 Şubat'ta doğum günü. Ben hala 7 aylık diyorum. Şaka mı? Vallahi billahi. Hep öyle benim. Aklımda en son bir sayı kalıyor ve o sayı devam ediyor yani. Molly'yi aldığımızda 2,5 aylık falandı galiba değil mi? 2,5-3 aylıktı. Herhalde o kadar küçüktü. Yani ne ara sahiplendin, ne ara eziyet ettin hayvana da geldin. Bir de utanmadan bizden fotoğraf istediler. Hani Molly'yi özlemişler. Öyle mi? Tabii canım, Naz bana söyledi. Ece dedi fotoğraf istiyorlardı. Ben de böyle Molly beni yalarken fotoğraf attım. Dedim ki burada çok mutlu artık, hani böyle özgür her yere gidebiliyor falan demiştim. Çok ayıp değil mi yani? Sen hem hayvana eziyet et hem de barınağa bırak, sonra da git fotoğraf iste falan. Çok saçma ya. Nasıl insanlar var? Neyse, hayvanları anlattık. O zaman sorulara geçelim. Şimdi Hazal sormuş. İlk baş Hazal. Bizim Hazal mı? En miskini hangisi diye sormuş. Hazal'a önce, Hazal kardeşim izliyorsan eğer, bu karantinada belli oluyordur diye düşünüyorum. Ben eşek gibi kilo aldım. Sana geleceğim. Hazal bizim diyetisyenimiz. Evet, en miskini hangisi? En miskini Lars. Doğru. Lars. Bu arada miskin dediğime bakmayın. Sokakta öyle değil. Tam bir avcı. Tam bir avcı. Ben bu eve 1,5 ay, 1 ay civarına falan taşındım. Bir hafta önce falan Lars dışarı çıkmaya başladı. Bir süre evde kapalı kalsın ki her yerine kokusu yayılsın falan, işte burayı evi bellesin dedim. Sonrasında Lars işte bir haftadır falan dışarıda, iki tane kuş avlayıp getirdi. Evet, bu arada Lars tam bir kuş avcısı. O küçücük boyuyla martı avlamışlığı bile evet var. Ben geçen size galiba tavuk yedik ama. Tavuk değildi o. Gerçekten Lars sürekli bir şeyler avlıyor. Ve Sarp o avladığı hayvanlardan çok korkuyor. Abi kanlı manlı böyle cinayet resmen bu ya. Bu arada ben de çok korkuyordum. Bir gün Sarp konsere gittiğinde eve bir geldi. İki tane güvercin avlamıştı ve ben ağlayarak seni aramıştım. Sen bana bağırıyordun, sahneye çıkacağım kapat artık diye. Çok korkunç ama ben alıştım artık yani. Bir süre sonra o hayvanları kurtarmak için yapmak zorundayım diye. Evet. Çoğunu da kurtaramıyorsun tabii. Evet. Çoktan öldürmüş oluyor yani ama. Çok bir tane güvercin yoktu, kurtarmıştık onu hatırlıyorum. O kendi kendine uçtu gitti falan sonra. Gürsu'daki mi? Aa. Antalya'da Gürsu'da iki tane kurtarmıştık. Yani bulgur falan koymuştu. Doğru doğru. Işıklardaki mi diyorum? Işıklarda bir tane çatıya sen çıkardın falan. Tamam, bir tane Işıklarda kurtardık. Işıklarda ama çok kurtaramadığımız oldu. Evet. Bir tane falan kurtar. 15-20 tane ölüsü var yani. İstanbul'da kurtardık. Onu hatırlamıyorum ben. Çalıların arasına sıkışmıştı. Oy ablanın olduğu değil de. Ha tamam, okey, hatırladım. Oy ablanın olduğunu kurtaramadık. Ben havuza kadar koşmuştum. Yine de ben bazen yani şey, Lars'ın peşinden koşuyorum o hayvanı kurtarmak için ama asla yakalayamıyorum Lars'ı. Lars da çok inatçı bir hayvan. Asla izin vermiyor yani şey, avını falan almana. Çok inatçı. Hadi o zaman sorular. Tamam. Bakalım. Molly kaç yaşında demişler? Molly 1,5 yaşında. 19 Şubat doğumlu. 1,5 oldu artık. Eva 2 yaşını geçti. Daha yemin ederim 2 gün önce sitede birisi sordu, ben 7 aylık dedim Molly'ye. Eva'ya kaç yaşında diyorsun? 2-2,5 diyorum. Tamam, doğru söylüyorsun. 2'yi geçti. Ekim doğumluydu. 2'yi bayağı geçti, hatta 3'e girecek yakında. Oha! 3'e girecek. 3 yıldır bizimle ya. Vallahi öyle. Vay anasını. Lars 5'e girecek. 5 yaşına geliyor yani. Sofya'yı da
8 aylık falan. Milka da 3 aylık. 3,5 aylık falan. 3 aylıktır, evet. Lars ismini nereden buldunuz? Lars ismini nereden bulduk? Lars benim en sevdiğim yönetmenin o zamanlar, yani şimdi de tabii çok seviyorum. Lars von Trier'in isminden geliyor. Erkek Lars von Trier. Lars da dişi ama gene de ben dedim ki bence Lars Türkiye'de çok erkeksi bir isim değil. Yani dişiye de konur. Kimsenin haberi yok. Ve koydum. Zaten. Lars ismin erkek mi dişi mi olduğundan. İşte ha, o yüzden rahat rahat koydum. Yanımız çok İskandinav şeyi olan, nüfusu olan bir yer değil Türkiye. Aynı kişi bir de Molly'nin ismini nereden buldunuz diye sormuş. Ben hiç hatırlamıyorum Molly'nin ismini nereden bulduğumuzu. Yani tam bir Molly diye düşündük biz. Değil mi? Öyle demedik mi? Beni diye düşündük aslında önce. Nereden geldi onun ismi? Arabada karar verdik. Beni diye düşündük. Beni'den türete türete Molly'yi bulduk. Ben öyle hatırlıyorum. Arabada yolda... Yani ablam bir şeyi vardır ya, geldiği bir yer vardır o ismin. Çünkü Molly aynı zamanda bir isim olmakla beraber bir yandan da tecavüz hapına verilen ad. Tabii tabii, aynen, Molly diye bir uyuşturucu var. Tecavüzcülerin. Sen böyle olmuş olabilir. Ha? Ne tecavüz ediyorsun? Ay çok güzel oynuyorlar. Burada oynayın da kamera görsün sizde. Evet. Ben de şöyle bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... Tamam, başka soru. Ay, kedi beslemek zor mu? Yani gına geldiği oluyor mu? Vallahi oluyor. Çünkü eğitilmesi çok zor hayvanlar. Ve böyle bir 2-3 yaşına gelene kadar da çok aktif oluyorlar, çok hareketli oluyorlar. Sonrasında, yani benim gözlemlediğim, yavaşlıyor hareketleri. O noktada çok keyifli. Ama yani köpek besledikten sonra anladım ki kedi beslemek çok kolaymış. Öyle söyleyeyim ben. Şeyi güzel kedinin. Gerçekten mamasını, suyunu verip tuvaletini temiz tuttuğun müddetçe sana çok sorun yaratmıyor. Yani evin içinde ses çıkarır, çiçeklerini yer, bir şeyleri devirir, kırar falan. Ama sen sanki evde kedi yokmuş gibi, atıyorum bir günlüğüne bir yere gittiğinde mama suyu kabı yerindeyse sıkıntı olmuyor. Ya da onu unutabiliyorsun evde. Yani işte şey, unutabiliyorsun derken açıyorsun, bir dizi izliyorsun, film izliyorsun. O an senin için yok olabiliyor ama köpek için öyle bir şey mümkün değil yani. Tuvalet saati geliyor çünkü. Ha evet, yani mama sürekli bir şey geliyor. Yapman gerekiyor onunla ilgili ama kedi öyle değil. Çok rahat kedi. Evet. Yani bir önceki videomda da söylemiştim. Maksimum 3 gün bir seyahate falan gidebiliyorsun. Evet. Hani mamasının kabını su kabını doldurduğun zaman her şey çok rahat yani. Senin ya tabii o kadarı olmuyor. Şey değil, o kadarı iyi bir şey değil tabii o kadar ki. Bırakmak ama çünkü atıyorum evde iki kedi varsa o zaman yapılabilir. Çünkü zaten onlar birbirleriyle oynuyorlar, sosyalleşiyorlar tabii, falan. Biz mesela bahçe katında oturduğumuz için önceden seyahate gittiğimizde, iki günlük seyahatlere gittiğimizde camı açıyorduk. Çünkü Lars zaten dışarı çıkıp giriyordu, o yüzden Lars'ın çok umduğunda olmuyordu ama... Mesela döndüğümüzde tripte yiyorduk Lars'tan. Mesela benim kıyafetlerimin içine tuvaletini yapıyordu mesela, bana trip atmak için. Sarp'a kızdığı zaman mesela stüdyosuna gidip ağlıyordu ya da yanına hiç yaklaşmıyordu. Yani sen uzun zaman konsere evet. gittiğin zaman turnedeyken hep böyle yapıyordu. Aynen. Birbirlerine alışma süreçleri nasıldı kedilerle köpeklerin? Valla işte zaten Eva'yı çok yavru aldık. Lars ilk başta azıcık korktu, sonra alıştı. Sonra Molly geldiğinde Lars için hiçbir şey değişmedi. Yani Lars inanılmaz rahattı. Sofia köpekleri ilk gördüğünde bir aklını kaçırdı. Şeyde, holde bütün kapılar falan kapalı. Düz duvara tırmanmaya çalıştı köpeklerden kaçacağım diye. Ama şimdi üstlerine atlıyor. Yani oynuyor. Çok kısa bir sürede, 3 günde 4 günde alıştı. Sıkıntı olmadı. Ama tabii köpeğin tineti önemli abi burada. Yani nasıl bir köpek olduğu önemli. Tanıyorum ki bir şey, bir enerji yayıyorlar yani. Benden sana zarar gelmez tarzı bir enerji yayıyor olmalılar ki. Ya Eva'nın saflığı çok belli oluyor. Evet. Eva gerçekten evet. dünyanın en saf, en salak köpeği olabilir. Milka'nın da hiçbir şey umurunda değil. Yani Milka kedi köpek. Eva nerede köpek... ya? Şurada bir yerde yatıyor. Eva! Gel hayatım. Eva! Eva gel! Eva! Gel hayatım. Gel. Gel. Buraya gel. Tamam gel. Gel abine doğru git. Gel otur bakalım. Otur.
Molly çok şımarık. Sen böyle evet, Eva'yı çok şımarık. Eva ile ilgilen hemen o da gelip. Çok kıskanç. O kadar diyor ki hayır beni ki. De. Ama Eva da o kadar iyi bir köpek ki bitiyor. Hiç Molly'nin kıskançlıklarına evet. falan laf etmiyor. Evet, sorulara devam edelim. Molly'nin hiç kedilerle köpeklerle arası yok yani. Hani hiç aa kedi varmış ben onun peşinden geleyim. Aa köpek varmış ben onun üstüne atlayayım falan. Hiç öyle şey yok. İnsan görünce ikisi de çıldırıyor ama evet. gerçekten aşırı derecede hareketliler. Çok seviyorlar. Köpeğimizi kısırlaştırdıktan sonra bizde küstü bir hafta. Sizde de böyle bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Eva evet. çok komikti kısırlaştıktan ya sonra. Ya şey ben... Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani daha doğrusu okuduklarımdan, izlediklerimden de biraz feyiz alarak. Bu hayvanların hareketlerini, yani biraz önce Lars'ın trip atması falan da bu şeye girebilir. Hayvanların hareketlerini biz insan hareketleri ve insan duygularıyla açıklamaya çalışıyoruz. Çünkü tek Eva bildiğimiz yapma. Şey o. Eva buraya gel. Şşt. Köpek gördü ya dışarıda. Gel buraya gel. Oraya gitme. Ya da git ya ben niye? Havlıyor ama ses yok be ya. Azıcık vuf yapıyor. Ne olacak onda? Öyle yani aslında trip atmıyor falan olabilir yani şey kısırlaştıktan sonra bir süre tabii hayvanın şeyi şaşıyor dengesi şaşıyor belki onu karıştırmışsınızdır bilmem ama ben ne konuşuyor otorite gibi konuşuyorum ne bilirim ben ya bizde olmadı. Şey hangi hayvanın daha huysuz demişler kesinlikle Lars daha Lars, huysuz. Lars böyle cama gelir. Evdeki bütün camlar açıktır. Evet. O cam kapalıdır. O camın başına gelir. Miyav, 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 açana miyav. Kadar. Açana kadar 2 saat falan miyavlar orada. Bir de ben size Lars'la tanışmamı anlatayım. Ben ilk taşındığım zaman Lars'la tanıştım işte. Ve Lars bana Sarp'ın yanından mükemmel davranıyor. Böyle yalıyor beni, üstümde yatıyor. Lars böyle çok sever böyle yanında yatmayı falan. Sarp yanımdayken hep müthiş davranıyor. Ama Sarp stüdyoya çalışmaya gittiği zaman ben ağlayarak Sarp'ın yanına gidiyorum. Çünkü yüzümden kan akıyor, kolum kesilmiş. Lars her yerimi tırmalamış falan. Sarp'a söylüyorum diyorum ki Lars beni tırmaladı, ısırdı falan diyorum. Sarp asla inanmıyor. Bana diyor ki sen Lars'ın kuyruğuna basmışsındır. İşte canını acıtmışsındır. Ya çok sert seviyor bazen. Hani o zaman böyle kurtulmak için vurmuştur diyorum. Yani asla anlatamadım Sarp'a bunu. Ve bir gün Sarp odadan giderken... Köşede kapının köşesinden bize baktı Lars'ta ve Lars birden karşı taraftan benim üzerime atladı ve yüzümü ısırmaya başladı ve hiçbir şey yapmıyordum. O zaman inandı. Ya uyurken falan mesela eğer Sarp yanımda yoksa gelip üstüme atlıyordu hemen. Çok korkunçtu ya okula yara bandıyla falan gidiyordum çünkü gözüm falan çıkıyordu. Bir hafta boyunca Sarp asla kumunu temizlemedi, mamasını vermedi, suyunu vermedi, her şeyini ben yaptım bana alışsın diye. Bir de Sarp'ın bir taktiği vardı. Havladım. Eva'cığım ya. Lars'a tamam, havladım. Sen de. Çünkü Sarp Lars'ı o şekilde eğitmiş. Evet, izlediğim bir yabancı köpek eğitim videosu serisinde, kedi eğitim videosu serisinde öyle bir şey vardı. Şimdi bu köpeklerin doğal düşmanları kedilerin köpekler olduğu için köpek hırlamasından korkmaya programlanmışlar. O yüzden eğer otorite konusunda Lars geldi. Otorite konusunda sıkıntı yaşıyorsanız hırlayın, havlayın ve sizin bir köpek olduğunuzu düşünsün diyordu. Lars'ta da bayağı işe yaradı. Evde tüy sorununu nasıl hallediyorsunuz? Edemiyoruz. Edemiyoruz evet. Gerçekten. Hatta bir kere... Vallahi edemiyoruz. Eva'nın tüylerini kestirmiştik. Şimdi bir saniye bekleteyim ben sizi hatta. Şöyle bir şey yapayım bakın. Ne yapacaksın? Azıcık tüy toplayacağım yerden. Göstereceğim. Sorunun ne boyutta olduğunu anlamaları için. Ya şöyle de görebilirler ki baksana ne kadar çok dökülüyor. Çektiğin an dökülüyor ve en kaliteli mamayla besleniyorlar. Benden daha pahalı şeyler yani yiyorlar. Yani gittiğim saniyeyi siz hesap edin. Ne kadar fazla bir yere gitmiş olabilirim. Şöyle tüyü göstereyim. Yani benim gözüm onu seçecek kadar net. Ya önemli değil. Yani şey bu sorun var maalesef. İlk hayvanın hala yaşıyor mu diye sormuşlar. Senin Lars'tan başka hayvanın var mıydı? Vardı. Vardı. Darwin vardı. Darwin diye bir köpeğim vardı. Onu sahiplendirdim çünkü bakamamıştım yani becerememiştim. Hasta olmamış mıydın sen? Sarılık kaptım oldu. Ondan evet. Köpeği o kadar bakamamış ki sarılık kaptım. Aynen öyle. Doğru. Ama çok küçük yani küçük müsün o zaman? Daha genç misin yani? Kedi ve köpek tuvalet alışkanlığı var mı? Varsa nasıl öğrettin? Kedilerin zaten tuvalet alışkanlığı doğuştan oluyor. Yani kum görünce orayı yapıyorlar. Hani ona bir eğitim vermene gerek yok. Köpeklerinki de... Ay onu da İrem'le olan videoda evet, yapalım. Evet. Çünkü biz asla aynen. beceremiyoruz. Ama Eva'da çok iyiydik.
Eva'da bayağı hep şey olurmuş ya, ilk çocuğa böyle çok özen gösterir ailesi, sonra ikinci çocukları, üçüncü çocuk da salar. Tam öyle bir kafa yani. Biz de Eva'ya çok uğraştık ama evet, asla yapmasa. Biz de o zaman üçüncü yani katta oturuyorduk. Aynen. Ve 6 kere 7 kere dışarı çıkıyorduk ya. Evet. Ha, Eva ya. Kedilerini kaç günde bir veya kaç ayda bir yıkıyorsun? Kedileri hiç yıkamıyoruz. Yıkamıyoruz. Ben gerçi şey, bir hafta önce Milka'yı yıkadım. Çünkü Milka, ben sifona bastığıma klozete düştü. Ya Milka şey, kediler tuvaletinizi yaparken yanınızda duruyor. Hani kedisi olanlar biliyordur belki, ya da onlarda da öyledir. Bu oturma yeri var ya, orada duruyordu. Sifona bastım, korktu, zıpladı. İçine düştü. O kadar korktum ki gidecek diye. Hani... Milka'nın öyle bir huyu var bu arada. Çok sıçrıyor. Evet. O videoları buna mı koyacaksın çektiklerine? Bu videoya mı koyacaksın? Yok, buna koymam. Ayrı bir video yaparım. Ha. Çok acayip bir videosu var Ece'nin. Böyle kedilerin Ece'ye saldırdığı, efendime söyleyeyim. Milka'nın evdeki şey, komik kedi videolarındaki hayvanlar gibi gerçekten Milka. Evet, Milka öyle gerçekten. Aşıların ücreti bir aileyi ne kadar zorlar? Ortalama bir yıl içinde aşılara ne kadar bütçe ayırmalıyız? Bak, bu güzel soru bence. Evet. Şimdi biz bu sorunun cevabını tam olarak veremeyiz. Çünkü bizim bir sürü hayvanımız var. Ve sürekli veterinere gittiğimiz için. Ben bunu veteriner arkadaşım Emre'ye soracağım. Size aşağıya yazacağım. Şurada bir yerde yazar şu an, tamam mı? Yazıyordur. Yazıyor mudur? Sen de göster. Şurada bir yerde yazıyor. Orası çok yüksek oldu ama olmaz. Kediler için pencere balkon sıkıntı oluyor mu? Çoğu kişi asla önlem almıyor ve sıkıntı olmadığını söylüyor. Yani şöyle, kedilerin epey bir yüksekten düşmesine rağmen hayatta kaldığı örnekleri çok gördüm. Dişi kırılan vesaire falan, ya da bacağı kırılarak atlatıp 5. 6. kattan düşmesine rağmen öyle şeyleri çok ama gördüm. Ama bu önlem almayacağımız anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Çünkü ya şöyle, şimdi kediler inanılmaz bir dengeye sahipler. Yüksekten asla korkmuyorlar doğaları gereği. Ama onların pençeleri ahşaba geçmek için, yani ağaçlara geçmek için evrilmiş. Ama bizim pencere metal korkuluklarımız metal oluyor, mermer oluyor, işte pimapen oluyor. Onlara geçiremiyorlar tırnaklarını. O yüzden tehlikeli tabii. Ve biz de önlemlerimizi alıyoruz. Mesela o yüzden bahçe katı evler tercih ediyoruz. Mesela benim şu anki evim 1. kat ama sineklik olmadığı için camları açmıyorum. Milka'yı başka bir odaya koyuyorum. Diğer odayı havalandırıyorum. Öyle öyle değiş tokuş yapa yapa geçiriyorum zamanı. Kedi sahiplenen biri için dişi erkek çok fark ediyor mu? Bazı ediyor. İnsanlar özellikle seçiyor. Ediyor. Biz mesela dişi tercih ediyoruz. Çünkü erkek kedinin kızgınlığa girdiğindeki o kötü zamanını yaşamak istemiyoruz yani. Arkadaşlar, ben bir erkek olarak bütün erkeklerin suyuna kibrit çöpü diyorum. Öyle miydi o? Köküne kibrit suyu. Öyle diyorum. Dünyadaki bütün bokluklar erkeklerden çıkıyor. O yüzden bizim bütün hayvanlarımız yani, dişi. Aynen öyle. Erkek köpeği olup da beraber aldığımız arkadaşımız her gün çile çekerken biz dişi köpeklerimizle, dişi kedilerimizle inanılmaz mutluyuz. Ben nacizane dişileri her zaman tercih edin derim. Ya abi, insanda bile ya. İnsan, bak şimdi geçenlerde bizim sitenin bahçesinde bir tane kaplumbağa var. Böyle 15 yıldır falan burada yaşıyormuş. Şimdi biz bahçede oturuyoruz. Böyle bir tane kız çocuk geldi. Annesine şey diyor. Anneciğim bak kaplumbağa diyor. Gidiyor böyle minik dokunuyor, seviyor falan. Abi ondan sonra ertesi gün bir erkek çocuk geldi. Anne kaplumbağa dedi. Tak kaldırdı kaplumbağayı havaya. Yani kadınla erkeğin arasındaki fark bu işte. Çok korkunç, biliyorum ama. Ya benim de gördüğüm, zaten dışarıda mesela erkekler hep kedilere tekme atıyor. İşte çocuk, erkek çocuklar. Aha. Asla böyle hani ben şey görmedim yani. Tabii oluyor da yani, hani kedi seven çocuklar. Mesela benim kuzenimin çocuğu o hayvan aşırı seviyor yani, erkek olmasına rağmen. Biraz da ailede bitiyor yani. Biz genel olarak ülkece erkekleri çok pohpohladığımız için, en değerliler sizsiniz dediğimiz için böyle hayvanlara da, insanlara da kötü davranıyorlar maalesef. Molly'nin gözü nasıl oldu diye sormuşlar. Çok güzel oldu. Evet. Molly'nin gözünde bir şey vardı. Sahiplendiğimizde. Neydi cherry eye Türkçesi? Kiraz göz. Kiraz göz. Kiraz göz. Kiraz göz hastalığı vardı. Bizden önceki sahibi yeterince iyi şey, zamanında müdahale ettirmediği için ameliyatla aldırdık. Hiçbir şey yok, fıstık. Sorularımız bitti. Arkadaşlar. Tamam, ters hayvanları, evet, sevin. Hayvanları koruyun. Dişi hayvan sahiplenin ama erkekleri de öyle bırakmayın. Mesela Samet'in erkek köpeği var. Dünyanın en akıllı köpeği olabilir ama işte erkek olduğu için bütün evi bok ediyor hayvan.
Samet her gün kırılan bir şeyinin resmini atıyor bize. Ya da halısını kaldırmış oluyor. Çünkü halısına tuvaletini yapmış oluyor. Ki çok tatlı bir köpek yani. Çok. Tamam, videomuz bitti. Yapayım mı? Hadi yap, sen yap. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen like atın. Beğenmediyseniz de gene lütfen like atın. Ne olacak yani? Elinize mi yapışır? Abone olmayı. Kanala abone olmayı. Kanalına. Ve hatta artı bir de üstüne bildirimleri bile açmayı. Aa, evet, o çan işaretinden. Bunu düşünebilirsiniz. Bir de şey, yorum yapmaları lazım, onu da söyleyeyim. Ha, yorum da yaparsanız eğer video daha çok önerilir insanlara. Tekrar ben YouTube kanalını kutlarım. Beni konuk aldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyle işte. Vallahi hadi. Yalvarmadım konuk almak için ya. Yok yok, ben zaten Ece'ye YouTube kanalı açmasını söyleyen benim ve bu konuda destek olarak neye yapılması gerekiyorsa yapmak için elimden geleni yapacağıma dair şey yapmıştım. Öv beni. Öyle işte, kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Evacım sen de hadi bay bay de. Hadi dur.